Tamam, şu anda başlıyorum. Arkadaşlar, yani Camtasia'yla da kayıt yaptırıyorlar da. Şimdi ansisi baştan başlatıyorum. Yani şu anda lütfen siz de takip edin. Programda açacağım. Programlar, ansis, workbench. Yani normal şartlarda yaptığımız ilk adım bu. Ama siz de yaparsanız memnun olurum. Lütfen beraber yapalım. Yani bir de ben dinleyerek uyursunuz. Başka hiçbir şey olmaz yani. Bakın lütfen herkes şu bilgisayarların başına gelsin. Yavaş yavaş yapalım, adım adım. Ne istiyorsanız o olsun ama yapın yani. Bugün ilk konumuz şu. Yani geçen hafta demiştim. Sonlu elemanların temeli neydi? Küçük küçük parçalara bölme. Öyle değil mi? Sonlu sayıda bir elemana bölme. Şimdi geçen hafta da bazı problem görürseniz yani şeklini, yani meşin şeklini, yoğunluğunu değiştirerek sonuçta farklılık, daha net bir sonuca gidebiliyorduk. Öyle değil mi? Geçen hafta bunu yaşamıştık. Hatırlarsanız bazı çözümler yaparken. Bu hafta meşler üzerinde işte. Bir ilk etapta onu durmak istiyorum. Bir meş yoğunlukla nasıl değişti? Bir örnek şekil verdim. Şu anda elinizde olan şekil. Ben de bunu çağıracağım. Bakın dikkat ederseniz hemen şuradan static structure'a tıklıyorum. Shift tıklıyorum. Bu resim geliyor. Şu neydi? İlk kısım yine hatırlayacağımız malzemelerin özelliklerine girmeydi. Kağıt önce yaptık arkadaşının birisi yapamıyoruz dediği için nasıl yapılabildiğini. Ama şu anda malzemenin şekliyle, yani malzeme özellikle uğraşmayacağım. Yani meşin malzemenin özelliğiyle doğrudan bir ilgisi aslında var. Mesela bir sıvınınki farklı değil mi? Havanınki farklı, yani akışkanlara göre falan. Ama ben şu anda yapacağım işlem normal bir çelik malzeme için. Çok kullanılır bir yapı çelikleri için bir örnek olacak. Onun için ilk etapta geometriyi çağırıyorum. Bakın geometri nasıl çağırdım? Burada tıklıyordum geometriye. Eğer çift tıklarsam Design Manager vardı kendi içinde. O kısma giriyorduk. Kendi çizimini kendimiz yapıyorduk. Dedim ya, eğer çizim bilmiyorsanız lütfen bu kısmı en azından öğrenin. En azından sınavda şekiller yapacak kadar öğrenin. Çünkü başka şansınız yok. Yani ben size sınavda bu şekli vermeyeceğim sorarsan. Bu şekli siz çizeceksiniz. Yani şekli çizemezseniz de problem çözme şansınız yok yani bunun. Çünkü o bunun devamı. Yani tasarımı bilen dedim ya. Yani, tasarımı bilmeyen bir insan bu dersi almasının bir gereği mantığı yok. Ha burada dedik ki hazır şu anda şekil çizmekle uğraşmak istemedim şimdi. Şekli hazır veriyorum size. Tıklıyorum. New geometri demiyorum onun için. Ne yapıyorum? Import geometri browse diyorum. Nereye kaydettiysem resmi. Ben şu anda bu resmi bildiğim için şu crankshaft diye şu anda sizlere de verdiğim şekil vardı. Crankshaft. Onu açın diyorum. Aç diyorum. Şöyle gelecek bakın. Okeyleyecek hemen. Geldi mi herkese? Alamayan var mı? Şimdi tamamsa arkadaşlar bu sefer de yani şu ilk kısmı geçtiğim için söylüyorum yani engineering data şekli çizdik. Bakın hepsinde tikimiz var. Neye geldi şimdi? Esas işleri yaptığımız kısım ne? Modelleme kısmı. Yani esas analizimiz bize ne yapıyoruz? Modelleme de yapıyoruz. Yani en çok yaptığımız işlem modelleme. Modellemeye çift tıklıyorum. Şeklimiz değişecektir. Yani bir yeni analiz sayfası açacaktır karşımıza. Ve şeklimizi oraya getirecektir. Hocam bu modele sahip değil, update edince mesh'le falan uğraşmaya gerek kalmıyor. Hayır, ben mesh'le uğraşmanızı istiyorum şimdi. Mesh zaten, sırf konum mesh. İşte bu hafta onu göstermek istiyorum bakın. Yani mesh şeklini. Derdim bu. Yani arkadaşlar bakın problem çözerken de mesh yapmak zorunda değilsiniz. Problem çözerken zaten eğer siz mesh ölmezseniz bilgisayar çözüm yaparken otomatikman mesh'ini yapar. Yani hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Update'e gerek yok. Direkt çözüm yaparken zaten eğer mesh'i yoksa kendisine göre otomatik bir mesh yapar. Sonucu da size verir yani. O açıdan bir sıkıntımız yok yani. Program otomatik mesh. Çünkü ama klasik ansiste o yoktu. Klasik ansiste mecburen mesh yapmak zorunda. Mesh yapmasanız problem çözme şansınız yoktu ama bunda var yani otomatik yani mesh'e hiç gerek yok yani mesh şey değil yani önemli değil o kadar.
Şey arkadaşlar, bakın normal bildiğimiz bir krank kolu, tek silindirli bir motorlar için bir krank şaftı. Ki bunu rahat çizersiniz umuyorum. Yani çizme sıkıntısı olacak bir insan olmaması gerek zaten bunu. Böyle bir şekli ilk etapta meşi nasıl yapabilirim? Bakın tıklıyorum meşe, şuradan meşe. Şuradan hiçbir şeye gerek yok. Yani generate mesh'ten bakın kendisi otomatik ben size bir mesh örecektir. Yani hiçbir şeye gerek yok doğrudan bakarsanız. Bakın doğrudan kendisine göre bazı bölgeleri sık, bazı bölgeleri seyrek. Yok parça herhangi bir kısmını seçseniz yeter. Generate, hiçbir şey seçmeniz de gerek yok. Yani generate mesh derseniz kendisi otomatik mesh'i yapar. Ama bakın mesh'in üzerine geldim. Generate mesh dedim. Bir otomatik mesh yapar bana. Hiçbir şey gerek. Mesh'e tıklar mısın? Mesh'in üzerine gelir misin? Son. Olmuş mu? Generate mesh dedim. Arkadaşlar bakın benden ileri gitmeyin. Tamam mı? Yani ne yaptınız yapmıyor demeyin çünkü. Yani ben dediklerini yaparsanız yapar ama siz kendinize göre bir şey yaparsanız yapmaması da doğal bir şey de olamaz ya. Bir şey lütfen bakın ansiste verdiğiniz bir enter bir komuttur. Bir tek enter basıyorsun. Okey diyorum diyor. Mouse'un her sağ tuşu okey. Onun için rastgele basmak. Hele sizin için siz daha iyi biliyorsunuzdur. Programlarda da bu kuraldır değil mi? Yani lütfen. Onun için benden ileri gitmeyin. Şimdi benim gayem burada size meşi gösterebilmek. Yani çok fazla ileri gidersek daha farklı şeyler olur ama şu aşamada yaptırmak istediğim olay bu. Tamam. Şimdi diyelim ki arkadaşlar ben şu kısmı biraz daha yoğun mesh yapmak istiyorum. Bakın şurası benim için önemli. Diyelim ki ne? Tamam mı? Bakın. Yalnızca şu yüzeyi seçin şu yüzeyi. Tıklayın bakın. Yalnızca bu yüzeyi tıklayın. Lütfen. Yalnızca bu yüzeyi tıklayın. Sağ tuşuna basın. Insert. Refinement yapın. Bakın yalnızca o yüzeyi diyorum. Refinement yapın. Bakın ben buranın yoğunluğunu 3 kat arttırın diyorum. Bakın şurada 1 diyor ya bakın 1, 2, 3 yap diyorum. Bakın alttan gördük mü? Tekrar mesh'e tıklayıp generate mesh'ten bakın ne olacak? Bakın burası sizin için kritik bir noktaysa bakın diğerlerine uğraşmıyorum. Bölgesel bazda bizim için çok önemli bir şeyse bura çok yoğun oldu mu mesh olarak yani çünkü mesh'in çok yoğun yapmanız size çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Ancak ne yapıyor? Çözüm zamanını artırıyor. Sizin için kritik bir bölge varsa geçen hafta da söylemiştim. O bölgeyi sizin için önemliyse yalnızca orayı artırabilirsiniz. Hatta şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın. Şimdi şurada şu kenarlar bakın daha yoğun oldu. Dikkat ettik mi? Bakın yalnızca şu yüzey sizin için önemliyse bakın yalnızca bu yüzey sizin için önemliyse kontrol ikisini tekli bakın bir bu tarafı seçtin kontrol öbür tarafı seçin. Yalnızca bunun ikisini tekrar artırabilirsiniz yani istiyorsanız. Insert. Mesela burasındaki refinement yapmayalım da sizing ile yapalım. Yani şimdi şöyle bakın şu sizing'e tıklayın. Büyüklüğünü ayarlayacağım onların yani şey olarak. Yani her bir elementin büyüklüğünü belirlemek istiyorum. Tıklıyorum sizing'e. Şu anda element size'ını bilmiyorum ama ben buraya diyorum ki mesela nokta 5 yap diyorum. Siz virgül 5 de olabilir sizde 0.5. Ben de virgül 5'miş. 0.5 milimetre yap diyorum yalnızca. Bak onların her birini bilerek yapmak istiyorum yani bu sefer. Tamam rastgele yapmasın. Ben kendim yapacağım. Bakın şimdi iyi bakın. Tekrar mesh yaparsam ne olur oralar? Update de yapabilirsiniz. Yani çok da şey değil. Şunların her birinin büyüklüğü 0.5 milimetre olarak kendisini ayarlayacaktır. Yani buna göre kritikliğine göre, problemin riskine göre kendinizi adapte edebilirsiniz.
Bakın sırf meş uzun sürmeye başladı yine değil mi? Ama bakın burayı niye yan tarafı etkiledi hocam? Bakın niye yan tarafı etkiledi? Çünkü orası 3 kat daha sık oldu. Çünkü orasını refinement yaparken 3 yapmıştım ya, yani 3 kat daha sık yap. O bölgeden geçiş yapıyor çünkü bana. Bu bölge arasında bu bölgesine geçiş yapmak zorunda. Geçiş bölgesini kendisi yine ayarlıyor. Ama ben burayı da isteseydim bakın. Şunu şöyle seçseydim bakın. Şunu iptal ediyorum. Bakın şu anda suppress yapayım. Bakın bunu şunu ve şunu seçseydim. Bak şunu şöyle yapalım daha doğrusu. Bakın üçünü ekledim buraya. Üç phase'i ekledim. Öbürünü pas geçirdim. Bakın tekrar yapıyorum. Bir daha istesen sileyim ondan sonra yapalım. Şöyle sildim. Bunu da sildim. Bakın diyorum ki şu yüzeyi kontrolla şunu ve bunu seçiyorum. Insert diyorum. Bunları sizing de ayarla diyorum. Ne yapsın buraya? Nokta 5 milimetre. Virgül 5. Pardon. Virgül 5. Bakın şimdi daha farklı bir şey olacaktı. Tekrar mesh dedim. Burayı generate mesh yapsın. Yani hepsini eşit olarak dağıtmaya çalışacaktır bu sefer. Oldu mu? Yani kendisi, yani size bağımlı olarak, yani istediğiniz bölge varsa, bakın şurası farklı, burası farklı. Risk olan bölge için. Arkadaşlar bunu şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz istiyorsanız. Yani illa üçgen, bakın şu anda tüm meşlerimiz genelde üçgenlere bölme tarzında değil mi? Arkadaşlar ben bunu böyle istemiyorum. Bakın şunu iptal ediyorum. Şunu, phase, şunu iptal edeyim. Bakın şu tarzda bir mesh. Dikkat ederseniz. Bakın şöyle bir mesh var. Tetragonal. İstersen böyle hexagonal yapabilirsiniz. Tamam mı? Yani bu tarzda da olabilir. Bu tarzda da olabilir. Şimdi böyle bir şey nasıl yaparız o zaman? Hemen mesh'e tıklıyorum. Insert. Bakın burada şeyimiz var. Match control var. Aslında buradan yapma şansımız var. Buradan yapalım isterseniz. Match control'dan. Yine şey istiyor burada. Bundan yapmayalım o zaman. Dur. Direkt yapmak istiyorum çünkü. Şu metottan yapalım. Metoda tıklayalım da arkadaşlar. Bakın metot. Şunu seçtim komplesini. Apply. Şunu metot otomatik değil de bakın şurada hexagonal yapın. Hexagonal dominant var. Yapacağım bir dakika. Bakın bir yapsın da görün. Onun için ayrı bir modül çalışıyor. Şimdi dörtgenlere bölecek yani şimdi. Şeklimiz değişti mi arkadaşlar? Değişti. Bakın. Dörtgenler yaptı yani. Hexagonal yaptık. Yani şu tarza bir şekilde döndürdük değil mi? Üçgenlerden dörtgenlere. Bakın bir daha yapıyoruz. Şimdi bunu kaldırıyorum önce arkadaşlar. Bakın komple kaldırdım. Normalde mesh, generate mesh yaparsam nasıl adı mesh'im? İlk hali. Üçgenler değil mi? Bakın. Bunu nasıl yaparız dörtgenlere bölmeyi? Bakın tıklıyorum buradan. Insert metotla. Veya şuradan doğrudan bakın. Mesh'ten tıkladığım zaman dikkat ederseniz şurada ne var? Mesh'te. Şurada mesh kontrolda direkt metot var. Şimdi metotta bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar şunu görün. Bakın burada diğerleri pasif oldu değil mi? Bakın nokta, çizgi, yüzey pasif. Yalnızca hacim seçebiliyorsunuz zaten. Yalnızca hacim. Bakın tıkladım. Apply dedim bunu uygula dedim. Şuradan da metodunu seç. Otomatik değil de metodum. Ne olsun dedik buraya? Hexagonal olsun. Hexagonal dominant diyor. Tamam. Generate mesh dersen veya update dersen parçamın şeklinin değiştiğini göreceğiz yani.
engellemeyi kaldırdın. Çünkü aşk ayrı bir modül çağırıyor içinde. Farklı bir şey mi açıyor? He? Biraz önce farklı bir şey mi açıyor? Ne yapabiliriz? Tabii farklı bir modül açıyor çünkü. Arkadaşlar şimdi burayı da istiyorsan, bakın diyelim ki ben burayı iki kat daha yoğun yapmak istiyorum. Benim için önemli. Bakın tıklıyorum. Kontrolla. Şurada neyi seçiyorum bu sefer? Yüzeyi seçiyorum önce. Şura, bura ve burayı. Bakın daha yoğun yap diyorum. Insert. Refinement yapıyorum tekrar geri burayı. İki kat olsun. Bakın yalnız oranın yoğunluğunu artıracak. Hocam sizinle ölçü veriyorduk. Sizing'de ölçü veriyorsunuz. Yalnızca ölçü. Bakın. Yalnızca buranın yoğunluğunu, bakın dikkat edersen refinement'a yalnızca üçgenler olarak bölüyor. Onun için eğer şeyimiz yoksa bakın bunu kaldırıyorum o zaman geri. Refinement işi karıştırdı benim. Eğer buranın yalnızca size'ını artıracaksam, bakın tıkladım. Mesela ne demek? 1 milimetre yapalım. Sizin isteğinize bağlı, çözüm yerinize bağlı. Bundan sonra profesyonel şey değil mi? Çözüm yerinize göre çok farklı olacaktır. Sonuçlar değişecek çünkü yani her şey, yani aslında her element her yerde kullanma şansınız yok. Tabii nispeten farklı verir. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi mesela bunu bir tanesini burayım. Yani şimdi şöyle yapalım. Ne yapalım? İki uçtan şöyle ne yapsın? Krank aşağı doğru büksün değil mi? Mesela öyle bir şey yapabiliriz yani. Bakın bir analiz yapalım şurada. Şimdi diyelim ki şunun yüzeyini sabitliyorum buradan bir tanesini. Insert, fixture support yapıyorum. Buradan da iki ucundan sabitledim. Şuradan da ne vereyim aşağı doğru? Y yönde kuvvet vereyim. Insert. Force verelim. Ne vereceğim aşağı doğru olduğu için? Şurayı komponent Y yönünde eksi 5000 Newton kuvvet verdim. Şöyle. Öyle değil mi? Yani sistemim şöyle olmuş oldu. Ve şu anda sizing'ini de kaldırayım da şu anda küçüklüğüne kaldırayım. Seçer tabii. Fark edilmiş olmazdı. Kontrolle seçseniz seçer. Yani şöyle seçme şansınız var. Bakın buraya kaldırdım. Şunu da kaldırayım. Bakın öyle değil mi? Şunu seçtim. Bak kontrolle. Şunu seçtim. Insert. Fixed support yapabilirsiniz. Değişen bir şey olmaz yani. Şimdi arkadaşlar bunu çözüyorum. Bakın şu anda sonucu ne görecektik? Mesela sırf gerilmesine bakalım. Yanında gerilmesine bakıyorum. Nasıl?
Bakın. Kaç çıktı benim gerilmem? Şu bölgelerde bakın 2045 megapascal falan çok büyük bir gerilme çıktı. Yani aslında malzemen kırılmış resmen yani. Bu 5000 Newton'la verdiğim zaman değil mi? Malzemen haşat çıkmış. Yani şu bölge sabitlediğim için bu bölgeden malzeme resmen haşat olmuş. Yani ben şu bölgeden gerilme bekliyordum ama şuradan çok fazla gelmedi yani gerilme. Öyle değil mi? Ama tek taraf sabit hep tek taraf vursam belki olurdu ama şu anda buradan kuvvet verdiğim için burada çok fazla gelme çıkmadı. Esas gerilme bakın maksimuma bakarsan şu bölgede çıktı. Şimdi bakın arkadaşlar. İyi bakın şimdi şu burası kaç şu anda? 2045 değil mi? 2045.4. Şimdi ben tutuyorum. Diyorum ki madem burası riskli benim için. Buranın yoğunluğunu sizing'ini arttırayım. Şu bölge demek ki benim için önemli bir nokta. Bakın şurayı. Şurayı seçiyorum. Şurayı ve şuranın yüzey size'ını insert. Sizing'ini 1 yapıyorum. Bakın 1 yapıyorum. Buralar benim için önemli. Tekrar mesh yap diyorum burayı. Direkt çözebilirsiniz de. Bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani tekrar mesh'i generate mesh yapmanız yok. Çünkü bilgisayar önce onu mesh yapacaktır. Bakın hiç yapmıyorum. Direkt çöz diyorum. Bakın önce işten bakın. Bakın şu anda generated mesh yapıyor. Gördük mü? Parçamız önce mesh örüyor yani. Önce onu yapıyor. Onun için yani İlham orada yapacaksınız diye bir kuralımız yok yani. Hala problem çözmeye geçmedi. Dikkat ederseniz şu anda mesh örmeye çalışıyor. Bakın şuradan da meşimizin olup olmadığını görebilirsin. Daha olmamış. Yani çözüm esnasında başka şeylere bakma şansınız var. Kavanın boşluğunu ve yuvasını seçmemiz gerekiyor mu? Oraya ayrı seçeceksin. Orası önemliyse ayrı seçebilirsin. Oraya kama koysaydık mesela bir tane. Bunu ayrı seçmem gerekiyor. Ama şu anda orayı biraz daha zaten yoğun mesh yapıyor. Otomatik mesh de şu anda. Yani her şeyi ben indirmediğim için ona göre kendisini ayarlayacaktır meshimizi. Hala mesh yapmadı değil mi? Şu anda da üçgenleri şeylere çeviriyorum diyor. Yani dörtgenlere çeviriyormuş. Converting yapıyor. Hocam bu malzeme atarken eski şeyler de vardı hocam eskisinde, eski sürümler. Burada materyal geliyoruz, saat diyoruz, orada malzemeler çıkıyor. Eskiden öyleydi. Yani bunda öyle değil. Yani. Yok değil, bunda değil mi? Başlangıçta girip yapıyorsunuz. 12'ler farklı. 11'ler arasında çok fark var yani. 11-12 arasında çok fark var. Bakın yenice meş ördü, gördük mü buranı? Ve dediğimiz gibi 1 milimetrelik meş ördü buralarda. Benim için önemliydi, değil mi ya? Dediğimiz bölgeler. Bak yenice daha meş ördü. Daha şu anda prepaid matematik modelini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü düşünün arkadaşlar, şu anda bunda kaç tane element vardır biliyor musun? Kaç problem çözüyor bilgisayar? Bakın şöyle görebilirsiniz bunu. Bakın bunda
85.581 tane düğüm var. 25.950 tane element varmış. Yani 25.950 tane problem çözüyor. Yani bilgisayar şu anda, yani siz bir tane problem için belki çok zor zaman alıyor diyorsunuz ama bu şu anda bilgisayar 25.996 tane problem çözüyor. Sonuca vermek için size. Çünkü her bir elementi tek tek çözüyor. Bir matris oluşturuyor. Yani düşün, bu şu anda 25.996 çarpı 25.996'lı bir matris. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3'lü bir matriste siz zorlanıyorsunuz ya. 3 3 matrisi çözebiliyor musunuz? Matrisleri gördüyseniz. He? Görmediniz herhalde. Onu bile hatırlamayayım diyorsun yani. Bırak sen şeyi. Yani. O ne acaba yani? Evet arkadaşlar, kaça çıktı şimdi? Kaçtı az önce? 2500? 400 değil mi? Şu anda kaç çıktı? 3103 megapaskala çıktı. Bakın sonucunuzun değişikliğini görebiliyor musunuz? Ama çözüm zamanı ne kadar uzadı? Yani bunu bilin yani. 2504'te 3103 megapaskala. Yani sonuca daha net yakın ama çözüm zamanınız o kadar artacaktır. Probleminizin şeyi büyüyecektir. Bakın gerilmeyi daha yoğun hale, daha düzgün hale getirin. Şimdi bir ara verelim. Daha sonra devam ederiz. Kamtasiyayı nasıl durduruyorum? Evet. Stop.